Evet, Mine Caner, hoş geldiniz. Uzman klinik psikolog. Efendim, gerçekten çok konuşulmayan, arkadaş arasındaki sohbetlerde bile çok dillendirilemeyen, konuşulamayan, bazen kişilerin bu konularda çok sıkıntı çektiği, içe kapandığı bir konumuz var. Uzmanımız şimdi o konularda sorularımızı yanıtlayacak. Cinsel terapi tedavisinden, eşler arasında yaşanan sorunlardan bahsedeceğiz. Cinsel sorunların sebepleri nelerdir diye soracağım. Cinsel sorunların sebepleri öncelikle sizin de bahsettiğiniz gibi çok rahat konuşulabilen bir konu değil. Ve toplumumuzda genel olarak bütün insanlık adına yani bu cinsellikte çok fazla bilgi eksikliği var. Evet. Bunun yerine hatalı bilgilenme var. Cinsel eğitimsizlik çok fazla. Bunlar cinsel sorunların nedenlerinde baş nedenler olarak söyleyebiliriz. Bununla birlikte de psikolojik nedenler ve tabii ki de stres de cinsel işlev bozukluklarına neden olabiliyor. Evet, cinsel sorunların psikolojik sebepleri dediniz, şimdi söylediniz. Benim de sorum onunla ilgili. Nelerdir bunlar? Cinsel sorunların psikolojik nedenleri özellikle gelenekselleşmiş bir kadın erkek cinsiyet rolü var. Evet. Yani kadınlarımız maalesef daha edilgen bir rol edinirken erkekler daha etken bir rol alıyorlar. Yani daha aktifler ve yine cinsel bilgisizlik dedik. Çok fazla toplumumuzda yaygın olan bu yanlış bilgilenmeyle alakalı işte erkek her zaman hazırdır, işte ilk hamleyi o yapmalıdır tarzı bir yanlış inanış da bu evet. rolü besliyor. Bu psikolojik nedenler arasında sayabiliriz bunu. Bunun dışında evlilikler içindeki o çatışmalar, ilgi kayıpları etkileyebiliyor. Partnerler arası iletişimsizlik nedenler arasında sayılabilir aynı şekilde. Peki bütün bunlar oldu diyelim. Gerçekten kadın erkek eşittir her konuda. Bunun artık daha da hallediyor olmamız lazım. Ama diyelim ki bunlar var, bu konularla mücadele ediyoruz. Cinsel terapi ne zaman gerekli? Cinsel terapi özellikle eğer kişiler cinsel yeterlilikleriyle ilgili bir sorun hissediyorlarsa, yani cinselliklerinde eğer partneriyle kendilerini ifade edemiyorlarsa, cinsellikle ilgili konuşamıyorlarsa ve bu hissettikleri, yaşadıkları o durum duygularında, duygu durumlarında ve yaşam kalitelerini etkiliyorsa, burada bir sorun yaratıyorsa o zaman cinsel terapiye başvurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, nedir cinsel terapi? Cinsel terapi dediğimiz şey aslında tabii ki de bu cinsel yetersizlikleri konu alıyor. Bireylerin bu cinsel hayatlarındaki sorunları, cinsel hayatlarını sekteye uğratan engelleri aslında azaltmaya, bunların üzerine çalışan bir terapi yöntemi, azaltmaya çalışan bir terapi yöntemi. Öncelikli olarak biz cinsel terapide çiftlerimizi, kişileri bireysel görüşmelere alıyoruz. Onu soracaktım. Yani birlikte mi geliyor çiftler yoksa tek tek mi geliyorlar diye? İstisna yani bazı durumlar haricinde genellikle biz çift olarak kabul ediyoruz. Çift olarak geldiklerinde de kişileri ayrı ayrı bireysel görüşmelere alıyoruz. Çünkü sorunu saptamak, sorunu tanımlamak bizim için çok önemli. O bireyleri tanımak çok önemli. Buna dayanarak yaşamsal öykülerini ve cinsel öykülerini alıyoruz. İlişki öykülerini alıyoruz. Bunları her seansta yine cinselliğe dair eğitimler verdiğimiz, cinselliklerini daha doğru yaşamaları adına bir psiko eğitim seansları ve aynı şekilde verdiğimiz ev çalışmalarıyla birlikte onları değerlendirdiğimiz seanslar devam ediyor. Nasıl uygulamalar yapılıyor dediniz. Zaten onu cevaplamış oldunuz. O zaman şöyle sorayım. Başarı oranı yüksek mi? Cinsel terapiyle düzelen cinsel sorunlar tekrar eder mi? Başarı oranı eğer bir bedensel, bir organik nedeni yoksa, ki zaten böyle durumlarda ilk başta fiziksel bir muayene için uzmanlara yönlendiriyoruz. Kadın doğum uzmanlarına, ürologlara yönlendiriyoruz. Zaten bu da çok önemli bir nokta. Kesinlikle cinsel terapide bedensel bir inceleme yapılmıyor. Daha çok aslında bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarına odaklandığımız ve bu cinsel sorun nasıl birey onu yaşıyor, bunları üzerinde çalıştığımız bir terapi yöntemi. Evet, iyi bir ilişki için, iyi bir evlilik için tabii ki oturulup konuşuluyor
Yani onun altını çiziyorsunuz. Evet, evet. Yani bir şey varsa da bu ya jinekologlara gidiyorlar ya ürologlara gidiyorlar. Ona doktorlar tabii, bakıyorlar. Fizyolojik olarak bedensel bir sıkıntı varsa zaten yönlendirme yapıyoruz bu durumda. Cinsel işlev bozukluklarında uygulanan yanlış psikolojik tedaviler var mı? Yanlış tedaviler açısından şöyle bir söyleyebilirim, şöyle diyebilirim. Mesela özellikle vajinismus çok yaygın görülen, kadınlarımız arasında çok yaygın görülen bir cinsel problem. Ve böyle problemlerde genelde işte anestezi altındayken işte cinsel birleşme sağlansın ya da istemedikleri durumda ve kişiyi daha travmatize edecek tedavi yöntemleri sunan yerler var. Maalesef ki böyle bir yanlış bilgilenme olabiliyor. Böyle bir durum tabii ki de kişilerin daha çok travmatize olmasını sağlıyor. Bu yanlış bir terapi yöntemi. Bunlarla ilgili nasıl korunabilirler? Bu noktada ona değinebilirim. Buyurun. Kesinlikle gittikleri uzmanın bir uzmanlığını ve yeterliliği hakkında, o terapi süreci hakkında, tedavi süreci hakkında soru sormaya hakkına sahipler. Tabii ki. Öncelikle. Tabii ki. Çünkü bu konuda bilgi almaları ne kadar açık ve net bir şekilde bilgi alırlarsa aslında o şekilde de yanlış tedavilerden korunma ihtimali de zaten artıyor. Nasıl birisi olması, uzman klinik psikolog olması bu gidilen kişinin uzmanlık alanları, ayrı ihtisas dalları, onlardan da bahsedin. Nasıl ayırt edecekler? Öncelikle zaten cinsel terapi eğitimi almış bir psikiyatrist olabilir, psikolog olabilir. Bu tarz uzmanlara gidebilirler cinsel terapide. Yine aynı şekilde cinsel terapi eğitimi almış ürolog ya da kadın doğum uzmanlarımız da var. Kesinlikle bu yönde bir araştırma yapmalarını isterim. Yani bu uzmanlığı hani cinsel terapi üzerine bir eğitim almış uzmanlara başvurmalarını tavsiye ederim. Evet. Mutlu bir cinsel yaşamın unsurları neler? Mutlu bir cinsel yaşamın unsurlarından da öte mutlu bir ilişkinin de aslında en önemli kemik yapısı iletişim ve yakınlık. Tamam. Kişiler arasındaki iletişim çok önemli. Ve iletişim ne kadar diri tutarsak ve partnerimizle ne kadar açık ve net bir şekilde iletişim kurarsak aslında ilişkimiz de cinselliğimiz de o kadar tabu olmaktan kurtulup daha böyle net bir şekilde, açık bir şekilde yaşayabiliyoruz. Evet, yani kimler ne zaman, ne durumda bu terapiye başvurmalılar? Yani hiç kimse bir ilişkisinin hiçbir yönden bozulmasını istemez. Bu cinsel yönden olabilir, bu başka yönlerden olabilir. Hangi durumda düşünmeliyiz? Ben ilişkimi kurtarmak istiyorum. İki tarafta birbirini çok seviyor. Hangi durumda hissedecekler ve buna yönelecekler? Ben onu merak ediyorum. Tabii. Öncelikle zaten eğer partneriyle cinselliğe dair açık bir iletişim kuramıyorsa ya da ilişkisine dair bir iletişim kuramıyorsa ve bu iletişimi kurmakta zorlanıyorsa uzmanlara danışabilirler. Yine aynı şekilde biraz önce de söylediğimiz gibi eğer cinselliklerinde yaşadıkları ya da ilişkilerinde yaşadıkları o sorun kişilerin duygu durumunu ve yaşam kalitesini etkiliyorlarsa, yani yaşam kalitesini etkilemek derken günlük rutin işlerine devam edemiyorlarsa ve sürekli akıllarında bir soru varsa aslında bir uzmana danışmaları çok daha iyi olur. Önce karşılıklı konuşup tabii ki. Evet. Peki yakınlık korkuları neler? Doğru mu söyledim? Tabii, evet, yakınlık evet. Korkuları neler? Bağlanma korkusunun sebebi nedir? Yakınlık korkuları şöyle, yani hepimiz bir ilişki kurduğumuz zaman bir değer verme, bir bağlılık hissi hissediyoruz. Bir karşımızdakine değer veriyoruz ve o kişiye bağlanma ya da birisi tarafından o değer verildiğini görmek zaten yakınlık. Yani yakınlık dediğimiz şey aslında partnerimizle entelektüel olarak, cinsel olarak, fiziksel ya da duygusal olarak yakın hissetmekten bahsediyoruz burada. Buna dayalı olarak da tabii ki de işte kontrol kaybı, terk edilme korkusu gibi yakınlık korkularımız olabiliyor. Bunlarla ilgili de zaten yakınlık korkularından dediğiniz gibi bağlılık korkusu, bağlanma korkusuna dair bir durumda da danıştıkları zaman aslında o korkunun hangi durumda ortaya çıktığını ele alıyoruz.
Kendilerine de buradan izleyenlere de söyleyebilirim. Yani eğer böyle bir korku hissediyorlarsa bu korkunun hangi durumlarda açığa çıktığını ve nasıl bir kafalarına nasıl bir düşünce oluştuğunu eğer bir yere not edebilirlerse bu sorunu daha kolay adlandırıp bu sorun üzerine daha rahat çalışabilirler. Evet, aslında hiç konuşulmayan bir konuyu bugün programda gündeme getirdik. Teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür çok genç, ederim kanık ettiğiniz için. Bir psikologsunuz. Tebrik ediyorum bu arada. Çok teşekkürler. Hakikaten de önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. İyi, sağlıklı, bu sorunları yaşayan, kimseyle konuşamayan, şu anda ekranları başında bizi izleyen pek çok kişi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama çözümü de var. Çözümler de öneriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Güzellikle konuşup eşler birbiriyle hani bunlara yönlenirse pek çok ilişkinin düzeleceğinden bahsediyorsunuz, İletişim anlatıyorsunuz. Kurmak, yakınlık, bunlar evet, çok önemli şeyler. Çok çok önemli, çok önemli. Kurtulabilir miyiz bu yakınlık korkusundan, bağlanma korkusundan? Tabii ki de. Nasıl kurtulacağız? Öncelikle bu işte yakınlık korkusun dediğim gibi yani terapiler içerisinde zaten partnerlerle beraber konuşup durumlar üzerine analiz yapıp bu korkuları değerlendirmek yani aslında yaptığımız şey. Nasıl bireysel bir terapide depresyona dair bir sıkıntı çektiğiniz zaman bireysel bir terapiye gittiğinizde de o durum ve düşünceniz üzerine odaklanıp çalıştığınız zaman yani o sorunla ilgili bir farkındalığınız varsa eğer zaten değişim de kendisini getiriyor. Yani eğer böyle bir korkuya dair bir farkındalığınız varsa ve çözmeye istekliyseniz ki zaten bir çözüm arayışı aslında baktığınız zaman tedavinin ilk adımı oluyor. Evet. Eğer böyle bir istek de varsa kesinlikle bu süreç içerisinde eğer işbirliği içerisinde terapist, danışan sorunlarının çözülebileceğinden burada söyleyebilirim. Evet, birbiriyle ruhsal ve bedensel olarak uyumsuz olan çiftler aralarında konuşarak değil mi? Evet. Siz cümleyi tamamlayın. Ne yapmalı diyeceğim ama birazını açıkladığınız için söylüyorum. Öncelikle zaten yine aynı şeyden bahsedeceğim. İletişim çok önemli. Eğer uyumsuz olduklarını da düşünüyorlarsa ve bu tarz sıkıntı çekiyorlarsa aralarında kurdukları o iletişimle ama kesinlikle açık, net, yargılamadan ve suçlamadan kuracakları iletişimle birlikte bir terapiye karar verdikleri zaman bize başvurduklarında zaten bu sorun üzerine işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Değerlendirmelerimize başlayacağız. Evet. Cinsel işlev bozukluklarında ilaç kullanmanın etkisi nedir? Cinsel işlev bozukluklarında aslında ilaç kullanımı şöyle diyebilirim. Cinsel sorunlara da neden olabilir. Çünkü depresyon bu ara tabii ki de yaşamsal sıkıntılara dayalı olarak çok fazla depresyon sıkıntımız da var. Depresyon çok yaygın bir şekilde görülüyor. Ve bu depresyonun yaygın görülmesiyle birlikte birçok da antidepresan kullanımı arttı. Bu antidepresan gibi kullanılan ilaçlar cinsel işlevi bazen sekteye uğratabiliyor. Bu konuda nasıl bir şey yapabiliriz? Eğer cinselliklerine bu ilaç kullanımıyla etkilendiğini düşünüyorlarsa doktorlarına başvurup belki bir dozu ayarlanabilir ya da alternatif başka bir ilaç önerisi alabilirler. Bu konuda öneride bulunabilirim bu ilaçların cinselliğe etkisi açısından. Evet, şunu soracağım. Depresyon gerçekten etkiliyor diyorsunuz. Peki kaygı bozukluğu hani toplumda çok da yaygın. Ne olacağız, ne yapacağız? Kaygı bozukluğu, anksiyetenin cinsel işleve etkisi nedir? Tabii anksiyete de yine depresyonla dediğimiz gibi, yani depresyondaki gibi kaygıları hangi durumda ortaya çıkıyor, ilişkinin hangi aşamasında ortaya çıkıyor ya da cinselliklerinin hangi konuda ortaya çıkıyor, bu kaygı üzerine çalışmak çok önemli. Zaten cinselliğe dair de bu beğenilmeme kaygısı çok taşırız. Performans kaygısı, karşımızdaki kişiyi mutlu etmeye yönelik kaygılar olabiliyor. Eğer cinsellik bazında bunları incelersek, kaygı konusunu incelersek eğer. Bu durumda da işte yine o kaygıyı adlandırmak, sorunu adlandırmak, bizim de terapide verdiğimiz o psiko eğitimle birlikte, çalışmalarla birlikte aslında kaygının da cinselliğe olan etkisini aza indirgiyoruz. Aza indirgemeye çalışıyoruz, engelliyoruz. Evet, gerçekten sizi ağırladığım için
böyle genç, güzel, akıllı, bilgili bir psikolog. Gerçekten çok olumlu, güzel şeyler anlattınız. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Çok konuşulmayan bir konudan bahsettik ama o kadar güzel anlattınız ki bir kere tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ve süremizin de sonuna geldik. Çok sağ olun. Bugünlük bu kadar sevgili izleyenler. Efendim çok biz yarın yine buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim.